Eşref Bey. Eski heyet üyelerinden biri. Öldüğünden emin misin? Eminim. Ses kayıtlarıyla yapılan eşleşme %100 uyumlu. Toplantıdaki sesin bu adama ait olduğundan eminiz. Kimliğini araştırın. Araştırıyorum efendim. Eşref ölmemişse farklı bir kimlikle yaşıyor olabilir mi Cahit? Bilemiyorum ama mümkündür. Peki ailesinden birisi, yani kardeşi falan olabilir mi Cahit? Ailesine dair bir bilgim yok. Aklına başka bir ihtimal geliyor mu Cahit? Yüz operasyonuyla kimlik değiştirmiş farklı bir kişi olabilir. Polat Alemdar gibi yani. Yeni bilgi var mı? Başka bir güvenlik duvarı ile karşılaştım. Onu aşmaya çalışıyorum. Halledebilecek misin? Bana biraz zaman verin. Peki, bütün bilgilere ulaşınca ne yapmayı düşünüyorsunuz? Polat'a gereksiz bir soru sorduğunda ne yapardı Cahit? Efendim, üstad sizi bekliyor. Tamam. Arthur, sen devam et. Ulaştığınız her yeni bilgiyi anında bana ileteceksiniz. Peki efendim. Aşağıya kimse inmeyecek. Anlaşıldı efendim. KGT'deki ekibimiz sistemimizden ne kadar bilgi aldıklarını tespit etmeye çalışıyor. Cahit'e değmemizi ister misiniz? Gerçekten hain değilse bize yardım edebilir. Cahit benim yaşadığımı öğrenirse mutlaka bize ulaşır. Bilgi alabileceğimiz bir tek Murat var. Murat'la görüş. Ulaşabildiği bütün baronların yerlerini öğrensin. Eğer bize karşı bir hamlede bulunurlarsa anında cevap vereceğiz. Onların her hamlesine karşılık bir baron. Efendim, bu süre zarfında güvenliğiniz için sizin de bir süre dışarı çıkmamanız hepimiz için daha iyi olur. Artık benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Sadece bana ailemin yok oluşunu izlettirme Akif. Durum ne kadar kötü? Döndük dolaştık, başladığımız yere geldik hocam. Biz
Bahsettiğiniz bu iki heyet üyesinden birinin aksaçlı olma ihtimali var mı? İki üyenin de bulundukları yerlere ve geçmişlerine bakarak aksaçlı olmadıklarını söyleyebiliriz efendim. Peki, başka? Ekiplerimiz çalışıyor efendim. Henüz dosyaların hepsi çözülmüş değil. Ama bir süre sonra aksaçlıya da ulaşabiliriz. Şu ana kadar elde etmiş olduklarınız büyük başarı. Tebrik ederim Kane. Peki kimliklerini ve yerlerini tespit ettiğimiz heyet üyeleri hakkındaki kararınız nedir? Söyler misiniz? Nasıl hareket etmemizi istersiniz? Mesele sadece heyet üyeleri ya da aksaçlı değil. Bütün sistemlerini çözmek ve çökertmek. Geçen dönem sorguladığımız heyet üyesinden aldığımız bilgilerle ihtiyarlar heyetini çözmeye çok yaklaşmıştık. Sistemlerinin deşifre olma ihtimaline karşı kendilerini imha ettiklerini düşünüyoruz. Bu durumda kendilerini yine imha edebilirler. Kane, tüm üyelere ulaşma ihtimali var mı? Çalışıyoruz efendim. Bütün üyeleri kısa zamanda çözemiyorsanız onlar kendilerini yenilemeden siz onları öldürün. Emredersiniz. Bu arada Ronald, eğer operasyonlar yapılacaksa sadece güç gösterisi olarak kalmasın. Finansal kazancımızı da es geçmeyelim. Anladım efendim. Gerekli yerlerle temasa geçeceğim. Bu konuda Kane'le koordineli çalışmanı istiyorum. Siz nasıl isterseniz efendim. Yüce Majestenin seni buraya göndermekle ne kadar doğru bir karar verdiğini anlıyorum. Doğru insanları doğru yerlerde görevlendirmek Yüce Majestemizin büyük hünerlerindendir. Sana bir soru sordum. Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Anlaşılan o ki sebebini kendin bile bilmiyorsun. Ben bir tercih yapmıştım. Bir hayat seçmiştim. Ve o seçtiğim hayatta bir eşe yer yoktu. Zaman da yoktu. Eğer sana bu teklifi daha önce yapmış olsaydım, bu sana haksızlık olurdu. Peki ne değişti? Ben değiştim. Eskiden inandığım her şeyden vazgeçtim. Artık inanmadığım bir hayatı da yaşayamayacağım. Şimdi yeni bir hayat istiyorum. Ve senin de bu hayatın içinde olmanı istiyorum. Sana inanmayı o kadar çok istiyorum ki. Sana karşı her zaman dürüst oldum. Şimdi de öyleyim. Ama karar tabii ki senin. Şu an karar vermek için çok erken. Zorlamanın bir anlamı yok. Ben sanmıştım ki... Kendini benim yerime koy. Birden yeniden hayatıma girip her şeyin değiştiğini... ve yeni bir hayat kurmak istediğini söylüyorsun. Evet, çünkü bu doğru. İşte ben de bunu görmek istiyorum. Lütfen bana biraz zaman ver. Ah.
söyleyeceksen söyle, çık git. Baronların yerlerini öğrenmemiz gerek. Hemen iletişime geçmeni ve ulaşabildiğin kadar ismin yerini tespit etmeni istiyorum. Senin lafınla hareket edecek değilim. Kaybedecek zamanımız yok. İhtiyarlara karşı büyük bir tehdit var. Eğer önleyemezsek her şey biter. Durum o kadar ciddiyse hoca neden benimle görüşmedi? Efendim, Murat Hoca ile görüşmek istiyorum. Evet Murat. Efendim, gerçekten durum nedir, öğrenebilir miyim? Heyet üyelerimiz tehdit altında. Vereceğim bilgilerle baronlara ulaşabilirsek, heyet üyelerini güvence altına almak için baronları koz olarak kullanacağız. Efendim, baronlara benim üzerimden ulaştığınız ortaya çıkarsa benim varlığımın ve operasyonumuzun bir anlamı kalmaz. Şu anda tek çıkış yolumuz bu Murat. Senden istenileni yap. Bu yüzden oradasın. Peki efendim. Kaç baronla temas halindesin? Olağan toplantılar dışında bir tek Rus barona ulaşabilirim. Hemen onunla görüşmeni istiyorum. Hemen. Gerekeni yapacaktır. En kritik zamanda Abdüley'in bu tavrı hiç iyi olmadı. Abdüley konusu benim için kapanmıştır. Bu krizi karayla kapatmayı düşünüyorum. Aç ağzını. Aç ağzını. Aç şu ağzını diyorum. Bırakın lan beni. Yakarım lan burayı. Babacığım. Gebertirim. Lan çeneni kırarım, çeneni. Delirdin mi? Öldüreceksin adamı. Yakacak mıyı? Öldürün bunu. Yakacak mıyı? Çeneni kırarım senin, Kara çeneni. Abi. Babacığım, sakin ol. Çeneni kırarım. Babacığım, dur. Çeneni babacığım, kırarım sakin ol. Çeneni. Babacığım. Yakacak burayı. Öldürün bunu. Yakacak burayı. Öldürün bunu. Yakacak burayı. Yakacak burayı. Gel. Ne oldu Timur? Anneniz hastaneye kaldırılmış. Neden kaldırılmış? Tansiyonu yükselmiş, baygınlık geçirmiş. Ama şu an durumu iyi. Bu gece hastanede gözetim altında tutulacak. Bizim hastanede mi? Evet efendim. Hastanenin güvenliği? Gerekli tedbirler alındı. Tamam. Endişelenmeyin. Nazife Hanım'ın bayılmasının hastalığıyla bir ilgisi yok. Geldiğinde tansiyonu çok yüksekti. Gerekli müdahaleyi yaptık. Ama diğer tetkikler için bu gece burada kalması gerekiyor. Doktor Bey, bizim Nazife Hanım için yapabileceğimiz bir şey var mı? Hastalığın seyrini yavaşlatmak için bazı çalışmalar yapabilirsiniz.
Mesela bulmaca çözebilirsiniz. Bunun dışında bu tür hastalar geçmişi daha net hatırlarlar. Ona geçmişiyle ilgili sorular sormanız moralini yükseltebilir. Aslında Nazife Hanım için özel bir klinik de düşünebilirsiniz. Bu tür klinikler olduğunu biliyorum doktor bey. Ama ben bunun Nazife Hanım için iyi olmayacağını düşünüyorum. Sizi anlıyorum. Ama bir süre sonra durum kontrolünüzden çıkabilir. Yani kaybolmalar, sinir krizleri, kazalar. Sizin tercihiniz. Ama tekrar düşünmenizi isterim. Leyla, ninemi ne zaman göreceğiz? Ömer baba doktorun yanından çıksın. Hep beraber gideriz yanına. Dede, ninemi görebilir miyiz? Ninen uyuyor kızım. Uyanınca gideriz yanına. Elifciğim gel. Babacığım sen iyi misin? İyiyim evladım, iyiyim. Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey varsa... Sağ ol evladım. Yanımızda olman yeterli. Çok geç oldu. İsterseniz ben Elif'i bana götürebilirim. Ne dersin Elif? Ninen dinlensin, yarın sabah gelip görürüz, olur mu? Hayır, ben ninemi görmeden hiçbir yere gitmem. Sen Safiye alanına git güzel kızım. Yarın biz eve geleceğiz zaten. Elif, bugün bende kalırız. Yarın beraber ninenlere gideriz, olur mu? Hayır, ben gitmiyorum. Elifciğim, deden çok üzülüyor ama. Bak, ninen yarın çıkacakmış zaten. O zaman sen de gel. Dedenle nineni yalnız mı bırakayım? Hı? Tamam. Ama sen bizde kal. Kızım, geç oldu. Yoruldum. Sen de git. Ben sizinle kalacağım. Buna gerek yok kızım. Babacığım biliyorsun hiçbir işim yok. Aklım sizde kalacağını, burada olmam daha iyi. Hem Safiye de Elif'le beraber. Hı? Planın yoksa görüşelim mi? Evet ama bu sefer deniz kenarında oturmak yok. Nereye gideceğimize, ne yapacağımıza ben karar vereceğim. Öyle bakma bana. Söz vermeni istiyorum. Olur. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor musun bu arada? Yakın bir zamanda gelmeyi düşünüyorum. Bu arada müfettiş Richard Gay'nin Türkiye'de olduğunu duydum. Evet, kendisiyle yeni tanıştım. Kuracağımız yeni konsey için beraber çalışacağız. Gay'le bir dönem beraber çalışmıştık. Afganistan'da çok önemli işlere imza attı. Seni aramamın nedeni, Igor'dan sonra enerji işlerimiz aksadı. İşleri yürüteceklerinden bahsetmiştin. Hala görüşemedim. Bir sorun mu var? Her şey yolunda. Raskol yakın zamanda Türkiye'de olacak. Bir aksilik çıkmazsa yarın bazı görüşmeler için Moskova'ya geleceğim. Gelmişken seni de ziyaret etmek isterim.
Ne yazık ki yarın Sırbistan'da olmam gerekiyor. Sana daha önce bahsettiğim meselede sona yaklaştım. Altın madeni işinden bahsediyorsun. Hala halledemedin mi? İnatçı bir Arnavut'a denk geldim. Ama ne yazık ki bize yakın bir Arnavut buldum da inadı kırıldı. Şimdiden tebrik ederim. Moskova'ya dönünce haber ver, görüşelim. Tamam dostum. Mitrovica'ya gidiyor. Balkanların paylaşılamayan altın madenleri. Efendim, iki üyenin tüm bilgilerine eriştik. Sami, Eşref olarak tanımlanan kişinin ikiz kardeşiymiş. Diğer dosyalarda durum ne? Henüz bir gelişme yok efendim. Anlaşılan, beklemeye gerek yok. Azeri üyenin operasyonu için hazırlanın. Efendim, diğer üye için ne yapacağız? Diğer üyenin dosyasını bana ver. Rus baronun yerine ulaştık efendim. Neredeymiş? Murat'la konuşmasında Mitrovica'dan söz etti. Bölgedeki altın rezervleriyle alakalı bir toplantı için yarın orada olacak. Akif. Önemli olan operasyonun bizim tarafımızdan yapıldığını anlamaları. Mesajı net almalılar. Mitrovica. Besim Usta'yı tanıyor musun? Besim Usta'yı birkaç kez görmüştüm var. Beni hatırlar mı bilmem. Ama oğlu Rasim'i iyi tanırım. Ona git. Büyüklerin selamını söyle. Onda bir emanet olacak. Bu bizim işimize çok yarayacak. Eylemi onunla gerçekleştireceksin. Seni hafife almışım Cahit. Azmini takdir ediyorum. Benden ne istiyorsun Margaret? İlk başlarda seni kabullenememiştim. Samimi olduğuna inanmıyordum. Ama şimdi görüyorum ki gerçekten bizden biri olmak istiyorsun. Yaptıklarınla bunu ispat ettin. Bir gün bunları konuşacağımızı biliyordum. Ama gerçek bir tapınakçı olduktan sonra diye düşünmüştüm. Sana yardım etmemi ister misin? Ritüellerinizi merak ediyorum. Yani nasıl kabul edileceğime dair hiçbir bilgim yok. Törene kadar adım adım yaşayacağın birçok şey var. Kabul edildikten sonra nereye kadar ilerleyeceğin de önemli. Eğer bütün hedefin tapınakçı olmaksa, Poyraz da tapınakçı. Konuşmanızı bölüyorum ama...
Ben de Cahit'e prensiplerimizden ve ritüellerimizden bahsediyordum. Cahit, ben de sana yeni görevinden bahsedeyim o zaman. Adı Sami. Seninkinin ikiz kardeşiymiş. Onu öldürmeni istiyorum. Gerekli bilgiler dosyanın içinde. İşte sana üyelik için güzel bir fırsat. Bilmeni isterim ki her zaman yardıma hazırım. Buyurun. Günaydın. Güzelmiş. Bu ne Timur? Timur Lenk Santrancı. Normal satrançtan farkı ne? Timur satranç oynamayı çok sevdiğinden bir süre sonra öyle ustalaşmış ki kendi satrancını oluşturmak için yeni taşlar geliştirmiş. Debbabe. Denizaltı ya da savaş makinesi diyebilirsiniz. Deve. Zürafa. Öncü. İki tane vezir var. Sen nerede öğrendin? Afganistan'da bir Türkmen'den öğrendim. Bana da öğretir misin? Tabii efendim. Beraber yemek yiyelim diyordun ya. Sana Orta Doğu ve Balkanların en güzel köftesini ısmarlayacağım. Akif, bir an önce Barun'u bulmamız gerekmiyor mu? Sırası mı şimdi yemeğin? Sen gel gel, tam sırası. Arnavut ciğeri var mı? Besim Usta'nın ciğeri sağlamdır dediler. Akif? Rasim? Vay benim canını yediğim. Eyvallah Rasim. Hoş geldin yenge. Sağ olun. Hangi rüzgar attı seni buraya? Görevli geldik Rasim. Besim Usta'nın yardımını istiyor. Gelin, buyurun. Geç. Baba.
Akif gelmiş bak. İstanbul'dan. Ciğer soruyor. Hoş gelmişsin Akif. Büyüklerimin selamını getirdim. Ve aleyküm selam. Rus bir adamı arıyorum. Buralarda altın madeni peşindeymiş. Buluruz. Kolay. Başka? Bir de sendeki emanet lazım bana. Ciğer sever misin kızım? Sağ olun. Aç değilim. Al al. Çok zayıfsın. Efendim, TANAP projesiyle alakalı istediğiniz belgeler. Efendim, büyükelçimizle yapacağınız toplantı güvenlik nedeniyle iptal edildi. Tamam. Ben üst kattayım. Çalışma odasına geçiyorum. Saldırı var. Girişleri tutun. Arka taraftan beyefendiyi çıkaralım. Efendim, saldırı var. Hemen çıkmamız lazım. Dolaptaki belgeleri ver. Çabuk.
Deve at gibi düşün efendim. Çapraz bir şekilde bir kare, daha sonra yatay ve dikey şekilde iki kare ilerleyebilir. Önünüzdeki taşlar engel değildir. Söyle. Debbabe. Yatay ve dikey şekilde sadece iki kare ilerler. Yanındaki ve rakip taşın üstünden atlayabilir ama alamaz. Akif efendim. Tamam. Aksaçlı'ya ileteceğim. Azeri üyemiz tapınakçılar tarafından şehit edilmiş. Akif operasyonu başlatsın. Senin adam toplantıdan çıkmış. Bir manitası varmış buralı. Her geldiğinde aynı restoranda buluşuyorlarmış. Rus restoranı. Operasyonu başlatabilirsin. Tamam. Hemen harekete geçmemiz lazım. Akif, o restorana o silahla giremezsin. Aldığım emir bununla öldürmek. Aradı beni. Rasko, bak Rasko. Beni iyi dinle. Bir an önce seninle tanışmak istiyorum. Anladın değil mi? Yarın dönüyorum Moskova'ya. Programına bir bak istersen. Uygun bir zamanda çağıralım. Yeter ama. Zaten ayda yılda bir buluşuyoruz. Onu da iş görüşmeleriyle geçiriyorsun. Tamam, tamam, kapattım. Alışveriş nasıl gitti? Umarım burayı beğenirsin. Buyurun.
Sözünü tuttuğun için teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım yemeğini beğenmişsindir. Makyajım tazelik geliyor. Müşteriler rahatsız oldu da. Sizi başka masaya alabilir miyiz? Biz de kalkıyorduk zaten. Kusura bakmayın efendim. No problem. Sorun değil. Oops. Dikkatli kullan. Yoksa kaza yaparsın. Tamam. Good boy. Aferin sana. Al bakalım. Lavaboya gidiyorum. Şurup. Şurup, imdat. Şurup. Babacığım nasılsın? Daha iyi misin? İhsan iyiyiz de. Bir şunları çözün de oturalım. Babacığım, önce ilaçlarımızı alalım, sonra çözeriz. Thank you.
Yuttuk işte. Hadi oğlum çözün. Ver şu senin şuruptan bir içeyim, her tarafım tutuldu. Babacığım fazla gelmesin. Bir şey olmaz oğlum. Ver şunu ver. Rahatlarız bir. Acı lan bu. İmdat şuradan bir bardak su ver. Ne zaman çıkacağız bey? Elif bizi merak etmiştir. Sen Elif'i merak etme anneciğim. O halasının yanında. Az önce de telefonla konuştum, gayet iyi. Çok yoruldun bey. Ben dinlendim gece. Sağ olsun Leyla kızım, hep buradaydı. Asıl o yoruldu. Ne yorgunluğu babacığım. Ben gidip Hüsnü Bey'e sorayım. Ne zaman çıkacağız diye. Geçmiş olsun babacığım. Sağ ol evladım. Nazife anne nasıl? İyi olacak evladım. Polat abinin ölümü hepimizi darmadağın etti. Nazife anne nasıl dayansın? Sen neler yapıyorsun evladım? Ben film işlerine girdim babacığım. Polat abinin anısını yaşatmak için bir film hazırlıyorum. Bu konuda size danışacağım şeyler var. Ne hakkında evladım? Hikayenin eksik parçaları için Polat abinin çocukluğunu anlatmanızı isteyecektim. Tabii, elimden ne geliyorsa yaparım. Aslında Nazife annen de sana yardımcı olur. Gerçekten mi? Nazife anneyi üzmüş olmam değil mi? Geçmişi hatırlamak onun için iyi olacak. Ellerinde ne kadar bilgi olduğunu hala öğrenemedik mi? Çalışıyorlar hocam. Ama henüz bir bilgi edinemedik. Üyelere ne dememi istersiniz? Benden haber alıncaya kadar bulundukları bölgelerde kalsınlar. Durum netleşince Türkiye'ye gelmelerini isteyeceğim. Eylemlerin devam etmesi durumunda bir planınız var mı? Bir üyemize daha saldırı olursa bir baronlarını daha öldüreceğiz. Başka kimi biliyoruz? Murat'ı. Emin misin? Başka çaremiz yok. Umarım bunu yapmak zorunda kalmayız.
Alex. Cahit. Fazla vaktimiz yok. Bu görevi biz de yerine getirebilirdik. Beni göndermelerine gerçekten şaşırdım. Uzun hikaye. Söylediğin gibi çok fazla vaktimiz yok. Operasyonu konuşalım. Tüfek ve bazuka arkada. Üstad Ranald, korktuğumuz gibi olmadı. Borsada her şey istediğimiz gibi gelişiyor. Ünlü Rus iş adamı Sergei Andrei Sırbistan'da öldürüldü. Suikastin arkasında hangi güçler? Yüce Majeste bundan hoşlanmayacaktır. Bunun karşı hamle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Karşı hamle olmasa bile bizim için büyük prestij kaybı. Son dönemde birçok önemli yatırıma imza... Arkasında hangi güç? Kim olabilir? Ben de sana bunu sormaya geldim. Anladım. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde olayın son derece profesyonel bir ekip tarafından yapıldığı belirtildi. Bölgedeki altın madenleri için bulunan iş adamının öldürülmesinin altın madenleriyle alakalı olabileceği belirtildi. Ünlü Rus iş adamı Sergei Andrei Sırbistan'da öldürüldü. Suikastin arkasında hangi güçler var? Olay yerinden ilk görüntüler. Sırbistan'ın Mitrovica bölgesinde bulunan altın madenleriyle ilgili iş görüşmeleri yapan Rus iş adamı bir restoranda yemek yediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürüldü. Sizin için endişelenmeye başlamıştım. Aradım ama ulaşamadım size. Bir araştırma için Peru'ya gitmiştim. Umarım o gün konuştuğumuzda sana yardımcı olabilmişimdir. Verdiğiniz bilgiler çok işimize yaradı. Size teşekkür etmek istiyordum. Sen neler yapıyorsun Sophie? İsviçre'ye döndün mü? Hayır hocam. Bir süre daha İstanbul'dayım. İsviçre'de çalıştığım vakfın bir ofisi de burada. İstanbul'da açılacak hocam. Başına benim geçmemi istiyorlar. Aslında bu konuda sizden yine yardım isteyecektim. İsviçre'de vakıftaki çalışmalarımda bana çok yardımcı olmuştunuz. Tabii ki. Ben yakın bir tarihte konferans için İstanbul'a geleceğim. Gelince bu konuyu uzun uzun konuşuruz.
Anladığım kadarıyla sen bir süre daha İstanbul'dasın. Hayatımda beklenmedik gelişmeler oldu. Şu an için öyle görünüyor. En azından belli bir süre. Kiminle konuşuyorsun hala? Gel Elif. Bak seni yeni biriyle tanıştıracağım. Martin benim çok yakın bir dostum. Kim o? O benim yeğenim Elif. Bir yeğenin olduğunu bilmiyordum. I just learned about ben de yeni öğrendim. I have to go now. Şimdi kapatmam lazım. Binemler geldi. Ay. Yavrum benim. Güzel kızım benim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önceden itiraz etmiştim ama sizin hayatınızı kurtardıktan sonra Cahit'in üyeliği için fikrim değişti. Artık buna karşı değilim. Sana söylemiştim Marge. Hislerim kuvvetlidir. İhtiyarların işi. Nereden anladın? Baron alnının tam ortasından vurulmuş. Bu da Türk usulü. Azeri heyet üyesine yaptığımız operasyondan 25 dakika sonra olay gerçekleşmiş. Burada bir mesaj da var. Bize duman çıkartmayın diyorlar. Rus baronu deşifre ettiklerine göre ellerinde diğer baronlarla ilgili bilgiler de olabilir. Yapacağımız her hamle bir baronun ölümüne neden olabilir. Bu geri adım atmamız demektir. Değerli baronlarımızdan herhangi birinin daha kaybını Yüce Majesteye açıklayamayız. Şu nokta iyidir. Sen yolun karşısına geç. İşaretimi bekle. Okey, tamam. Thank you.
300 yıldır ilk defa İngiliz şirketleri olmadan petrol ve gaz anlaşması yapıyoruz. Bu anlaşmayla Türkiye enerji açısından merkezi bir ülke haline gelecektir. Tabii ki buna karşı bir şeyler yapacaklar. Ama siz hiç merak etmeyin. Bütün bu olanlar nihai hedefimize ulaşmamıza engel olamayacaktır. Yaklaşıyorlar. Al stopla. Durduracağım. Hazır ol. Efendim başınızı kaldırmayın. Operasyon iptal. Operasyon iptal. Biraz önce operasyon iptal haberi geldi. Bir an önce bulunduğun yeri terk et. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Efendim, Sami Bey'e suikast girişiminde bulunulmuş. Sami Bey iyi. Kendisi şu anda güvenli bir yerde. Çok şükür. Tamam Timur. Anneniz taburcu oldu. Şu anda evdeler. Sağ ol Timur. Timur, akşam kareye gideceğiz. Hazırlıklı ol. Tamam efendim. Geldin evladım. Abdüle ile Cahit nasıl? Abdüle'yi gördüm ama Cahit'i uzun zamandır görmüyorum. İkisi de iyiler anneciğim. Çok büyük bir projem var Nazife anne. Bu konuda yardımına ihtiyacım var. Hayırdır inşallah. Nedir evladım? Polat abiyi ölümsüzleştirecek bir film yapacağım. Ne yapıyorsun sen Erhan? Çok iyi düşünmüşsün evladım. Evladımın hatırasını yaşatmak için ne gerekiyorsa yaparım. Bu filmde Polat abinin çocukluğundan da bahsetmek istiyorum. Bana Polat abinin çocukluğunu anlatabilir misin? Tabii ki evladım. Anlatmaya hayatımın en güzel anıyla başlayayım. Ömer Bey'le yıllarca bir evladımız olsun istedik. Ama Mevlam nasip etmedi. Bir çocuğumuz olsun, evimiz şenlensin o kadar istiyorduk ki. En sonunda evlat edinmeye karar verdik. Ve çocuk esirgeme kurumuna başvurduk. Uzun bir süre oradan da iyi haber gelmedi. Tam ümidimizi yitirmiştik ki bizi kurumdan aradılar. Güzel haberi bize orada verdiler. Kapının önünde 5 yaşında masum bir çocuk bizi bekliyordu. Onu ilk gördüğüm anda içim titredi.
çok çekingendi. Elimi uzattım. Minik elleriyle hiç itiraz etmeden tuttum. Mükemmel bir aile olacağınıza eminim. Gözünüz arkada kalmasın. Her şey için teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle efendim. Allah razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Rica ederim. Bu bizim görevimiz. Güle güle. Gel bakalım. Polat yüzümüzü hep güldürdü. Bir gün olsun beni incitmedi. Utandıracak bir şey yapmadı. O kadar hassas bir çocuktu ki. Hasta olduğumda yanımdan bir an bile ayrılmazdı. İnsanların cüsesine göre yemek vermiyorlar Kara abi. Şurupla benim yiyeceğim aynı olur mu hiç? İraç zamanı geldi. Düşecek, gitme, ölecek, düşecek, gitme, ölecek, düşecek, düşecek, bana bak, gitme. Şapkalı. Senin o televizyonda gördüğün adam var ya, öyle bir düşecek ki paramparça olacak. Ölecek, seyret. Düşecek, düşecek, gitme, ölecek, tamam, düşecek, tamam, gitme, sakin ölecek, ol. Ölecek, sakin düşme, ol. Düşme, düşecek, 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 gel, ölecek, gel. Düşecek, gitme, dur. Ölecek, düşecek, sakin düşecek, ol, tamam. Düşecek. Şşş, İmdat. Hadi bakalım. Sen bu şurubun yemeklerini ye. Ziyan olmasın. Ye hadi. Haklısın Kara abi. Çöpe gitmesin. Değil mi? Oo, afiyet olsun. Gaye, neden geldik buraya? Gel kırma beni. Hani söz vermiştin? Dersiniz. İşim biraz gecikti de o gelene kadar bowlingde eşlik eder misiniz? Tabii ne güzel olur bizim için de, değil mi? Çocuğunuz var mı? Yok, biz henüz evli değiliz. Affedersiniz. Size de böyle emirbaki yapmış gibi oldu. Çocuğunuz olursa ileride beni daha iyi anlarsınız. Hadi amca, sen de uyku bunu gibi öğrenince başlayalım. Bunları giymek zorunda mıyım? Hadi Abdüley, kırma çocuğu.
sen de. Hadi. Nasıl tutacağım bunu? Of amca, ben de seni biliyor sanıyordum. Bak, böyle tutuyorsun, şu şekilde, böyle. Öyle değil bir kere, böyle. Allah Allah. Yandan topu atacaksın, hepsini devireceksin. Bu kadar basit. Hadi. Gel göstereyim. Göz, gez, arpacık. Abdülay, ne yapıyorsun? Yani hedefe odaklı. Elindeki topla bütünleş. Kararını verince o hedefe gidecektir. Sonrasını düşünme. Aferin sana. Çak bakalım. İlk görüşte sert birine benziyor ama çok sıcak biriymiş. Umarım hep mutlu olursunuz. Rus baronumuz suikast sonucu öldürdü. Şaşkınlıkla izledim. Sizce kim yapmış olabilir? Arkasından Türk devleti çıktı. Bir süre bizden habersiz. Hiçbir yere gitmeni istemiyorum. En yakın zamanda bu meseleyi seninle konuşacağım. Tabii. Çocukla çok iyi anlaştınız. Bir an inanamadım.
Ben de yaptıklarıma inanamadım. İyi ki bir söz verdim sana. Bak, sırada ne var? Aşağıda çok güzel bir karaoke salonu var. Yemekten sonra oraya gidiyoruz. Bakar mısın? Bu akşamki karaoke programı için iki kişilik bir masa rica edebilir miyiz? Tabii efendim. Ben bir lavaboya gideceğim. Bakar mısın? Garson, bir bak. Sen dediği gibi iki kişilik doğru düzgün bir masa ayırdın. İçeride fazla kalabalık olmasın. Emredersin abi. Kaç! Deprem oluyor! Bu bina bizi taşımaz! Kaç! 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 Deprem, burada deprem, durma! Deprem, kaç! Kaç! Deprem! Deprem! Çıkacağım! 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 İğne olmayacağım! İğne olmayacağım! Çıkacağım! Çıkacağım! Gelme! 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 Yapma! 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 İğne yapma! İğne yapma! İğne istemiyorum! Sakin ol bir, sakin ol. Bir sakin ol bir, sakin ol. Nefes al bakayım, nefes al. Al. Aferin. Bak, deprem meprem hiçbir şey kalmadı. Gel bakayım sen şimdi bir gel. Geçti bak, deprem meprem yok bak. Otur sen şöyle. Otur bakayım. Otur, geçti, deprem kalmadı, otur. Bak, seyret bak, bak. Bak, tamam geçti oğlum, bir sakin ol. Bak, seyret sen şunu. Hadi bakalım. Hackerlarımız ellerindeki bilgilerin sadece rahmetli üyemiz ve Sami Bey ile sınırlı olduğunu tespit ettiler. Akif, artık siber güvenlik teşkilatımızın kurulmasını istiyorum. Bu savaşlara da hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl bir yapılanma düşünüyorsunuz? Vatanını, milletini seven tüm yetenekli hackerları bir araya getirmek için bir çalışma yap. Akif. İyi iş çıkardın. Aferin. Efendim. Kara hastaneden kaçmış. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Sen hazırlığını yap Timur. Ben nerede olduğunu biliyorum. Oh!
Beni affedin. Size babalık yapamadım. Oğlum benim. Canım oğlum. Seni sevdiğimi bile söyleyemedim. Seni kendimden uzak tuttum. Tek korkum sana zarar gelmesiydi. Torunuma da ferman dedim ki sen de yaşayamadığımı onda yaşayayım. Olmadı. Beni affedin. İkiniz de beni affedin. Ne alırsınız? Meyve kokteyli. Siz? Soda. Yalan sevişmeler. Sen değilsin sanki yarısı yatağımın. Üşürüm sarılsam bile. İsyanım yanışıma. Hangi şarkıyı seçelim? Sen hangisini istiyorsan. Ama sen de söyleyeceksin. O yüzden sen seç. Tamam, bu olsun. Şarkıyı istiyoruz. Tamam efendim. Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine. Beni mutlu etmek için mi bunlara katlanıyorsun? Yoksa gerçekten mutlu olduğun için? Senin için deneyeyim dedim. Ama mutlu da oldum. Artık şundan eminim ki sen gerçekten değişmeye karar vermişsin. Şimdi bakalım bundan da mutlu olacak mısın? Sen misin arkadın? Sen başla. Hadi. Hadi. Lütfen. Beni böyle sev, seveceksen olduğun gibi. Göreceksen beni böyle sev, seveceksen olduğum gibi göreceksen. Girme gönlüme, girme ömrüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Girme gönlüme, girme ömrüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Sen dert nedir, ne bilirsin? Sen gönlümde Kabe, sen meleksin. Sen her şeysin.
Sen ümitlerimin tek kaynağı, sen aşkın bence ta kendisisin, kendisisin. Sevme diyeme, sevde diyeme, sende dertli ol diyeme. Sevme diyeme, sevde diyeme, sende dertli ol diyemem. Beni böyle sev, seveceksen, olduğum gibi göreceksen. Girme gönlüme, girme ömrüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Girme gönlüme, girme ömrüme, ne dertliymiş bu diyeceksen. Bir şey mi arıyorsun onu? Nazife Hanım, iyi misin?
Nazife Hanım. Nazife Hanım. Nazife Hanım lütfen aç kapıyı. Operasyonun iptali konusunda bilmem gereken bir şey var mı? Bizim hamlemize karşı onlar da bir hamle yaptılar. Rus baronumuzu öldürdüler. Nasıl ulaşmış olabilirler? İçimizden biri bilgi mi sızdırıyor? Cahit, bize biraz izin verir misin? Yüce Majeste ile konuştum. Kaybımıza çok üzüldü. Senden ayrıntılı bir rapor istiyor. Merak ettiği İhtiyarların bu bilgiye nasıl ulaştıkları ve hakkımızda başka neler bildikleri. Ben de Yüce Majesteye senin bu bilgilere çok kısa sürede sahip olacağına inandığımı söyledim. Anladım. Şimdi müsaadenizle.
Kara. Polat. Bak fermanları nerede? Başımız sağ olsun. Onlar Hakk'a göçtüler. Göçtüler değil mi? Öldüler değil mi? Öldürdüler onları.